bir insanın veya bir Müslümanın diyelim, Müslüman sayılabilmesi için, Müslüman olmayan birinin de Müslüman olabilmesi için ilk şart, o kişinin Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmesi gerekir. Dinin olmazsa olmaz ilk şartı budur. Malum olduğumuz üzere bu kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid şeklinde formüle edilmiş ve zihinlere de zaten kazılmıştır. Kelime-i tevhid dediğimizde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın kulu ve Resulü yani elçisidir. Kelime-i şehadette de benzer bir cümle Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Ben şahidim ki, ben şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Bu bir kelime veya cümle olarak ifade edilse de aslında sevgili dostlar bu bir eylemdir. Şahitlik bir eylemdir. Yani cümle olarak ifade ediyoruz ama yaptığımız bir davranıştır aslında. Bir takım gözlemler ve araştırmalar neticesinde bir şeye insan şahitlik edebilir. Ve zaten şahitlik dediğimiz olay da bir insanın herhangi bir meseleyi gözüyle görmüş, kavramış veya çok iyi bilmiş olmasıyla ancak meydana gelebilecek bir husustur. Biz ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve Resulü elçisi olduğuna şahitlik ederim derken ne dediğimizin farkında mıyız? Şimdi bütün Müslümanlara sorduğumuzda herkes bunu söylediğini, buna inandığını, bunu kabul ettiğini açık yürekleri zaten ifade eder. Peki ne dediğimizin farkında mıyız? Biz aslında bugün biraz da bunun üstünde durmak istiyoruz. Kelime-i şehadetin veya kelime-i tevhidin ilk bölümüyle ilgili yani Allah'tan başka ilah olmadığıyla ilgili defalarca biz burada dersler, programlar yaptık. Bugün meselenin ikinci kısmıyla yani Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna nasıl ve neye göre şahitlik ettiğimiz hakkında konuşacağız. Şimdi 570'li yıllarda dünyaya gelmiş, 632 yılında da vefat etmiş Mekkeli Abdullah ve Amine'den doğma Muhammed adında biri sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle birinin biz Allah'ın nebisi ve resulü olduğuna şahitlik ediyoruz. Peki biz onunla aynı dönemde yaşamıyoruz. Aramızda 14 asırlık gibi devasa bir fark var. Peki onun Allah'ın resulü olduğuna neye göre ve nasıl şahitlik yapıyoruz? Hoş, aynı dönemde yaşasaydık da Allah'ın onu risaletle görevlendirdiğine nasıl ikna olabilirdik? Yani şu an Muhammed Aleyhisselam'ın son nebi olmadığını düşünelim. Öyle olsun. Daha yeni bir nebi bekliyoruz. Allah gönderecek. Şu an gelse biri ve dese ki ben Allah'ın size gönderdiği nebiyim, Allah'ın elçisiyim. Bizi nasıl ikna etmesini bekleriz ondan? Bizi ispat etmesi lazım değil mi? Yani bunu bir nebi ise, Allah bunu resullükle görevlendirdiyse, buyurun bu benim Allah'ın size gönderdiği elçi olduğumun delili deyip bizi ikna etmesi lazım. Peki öyle bir şey şu an birebir yaşamadığımız halde, Muhammed Aleyhisselam'la aynı dönemde olmadığımız halde, onu görmediğimiz halde, onu kulaklarımızla işitmediğimiz halde, biz onun Allah'ın nebisi ve resulü olduğuna şahitlik ettiğimizi ifade ediyoruz. Neye göre, niçin, nasıl? Gözümüzde görmedik. Bizi bir şekilde ikna etmesini beklemiyor muyuz? Yoksa işte içinde bulunduğumuz toplum, içinde yetiştiğimiz aile, annemiz, babamız, hocalarımız veya 14 asırdır işte yalan söylemesi mümkün olmayacak derecede büyük büyük kalabalıkların bize bunu böyle söylemesinden dolayı mı biz Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanıyoruz? Temel sorumuz aslında bu. Biraz sonra detayları da göreceğiz. Aynı soruyu biz Allah'ın gönderdiği diğer nebiler ve kitaplar için de soracağız. Yani zamanında Allah'ın İsa adında bir şahsı nebi ve resul olarak görevlendirdiğinin bizim açımızdan ispatı nedir? Nereden biliyoruz? Zamanında İncil adında Allah'ın bir kitap gönderdiğinin bizim açımızdan kanıtı nedir?
veya Allah Tevrat diye bir kitap, Musa Aleyhisselam, Musa diye bir nebi, bir rasul gönderdi mi? Evetse biz neye göre bunu söylüyoruz? Kendimizi yokladığımızda aslında zihinlerimizde olan tek bir cevabı var. Allah öyle dediği içindir. Yoksa kalabalıklar öyle dediği için değil. Yani çok miktarda insan Musa diye birinin Allah'ın nebisi olduğuna inanıyor. Biz de inanıyoruz. İşte çok miktarda insan Tevrat, İncil, Zebur ve diğer işte kitapların Allah tarafından gönderildiğini söylüyor da biz o yüzden inanıyoruz. Böyle mi? Yoksa Kur'an'da bugün Allah'ın son kitabı olan kitapta Musa, İsa, Harun, Davut'a, Adem Aleyhisselam'a kadar isimleri verilen nebilerin Allah tarafından haber verildiği için mi inanıyoruz? Ve aynı soruyu da gelin son nebi Muhammed Aleyhisselam için de soralım, düşünelim. Biz tarih kitaplarının haber verdiği için mi veya biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 14 asırdır birileri, bizim dindaşlarımız, aynı dinden olduğumuz kardeşlerimiz, hocalarımız söylediği için mi Muhammed adında birinin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ediyoruz? Öyleyse biraz sonra detaylarıyla göreceğiz, çok büyük bir çıkmaz içerisindeyiz. Halbuki Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ediyorum diyebilmemiz için onun risaletinin belgesini görmüş, okumuş, kavramış ve ardından onun gerçekten Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmemiz gerekir. İslam için şart olan husus budur. O yüzden kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid diye bir kelime ya da cümleye bizim imanımız indirgenemez. Şehadet bir eylemdir, bir davranıştır ve çeşitli araştırmalar neticesinde ulaşabileceğimiz bir bilinç halidir. Resulullah'ın Mekke döneminde biliyorsunuz, yani Mekke'de, Mekke'de bir şeye gönderildi, bir topluluğa gönderildi. O gönderildiğinde herkes ittifakla zaten yıllardır biz seni bekliyoruz, neredeydin ey Allah'ın Resulü deyip iman ettiğini zannetmiyoruz değil mi? Çok az insan bunu yaptı. Çoğunlukla reddettiler. Cenab-ı Hak Ra'd suresi yani 13. surenin 43. ayetinde bu inanmayanlar tarafından Resulullah'a yöneltilen bir eleştiriyi bize haber veriyor. Buyuruyor ki Rabbimiz Estaizu Billah وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. O görmezlikten edenler, yani senin risaletini, getirdiğin kitabı kabul etmeyenler diyorlar ki لَسْتَ مُرْسَلًا. Hayır, sen Allah tarafından gönderilmiş biri değilsin. Biz kabul etmiyoruz bunu. Böyle bir şey olamaz. Sen Allah'ın Resulü değilsin. Bakın bugüne de uyarlayalım. Biz inananlar olarak biz Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna ve onun getirdiği kitabın Allah'ın kitabı olduğuna iman ediyor muyuz? Ediyoruz. Peki inanmayan biri, hayır siz yanlış yoldasınız. Muhammed Allah'ın elçisi değildir. Kur'an da Allah'ın kitabı değildir. Nereden biliyorsunuz bunu dediği zaman ona ne cevap vereceğiz? İşte o cevap Ra'd suresinin 43. ayetinde bizzat o Resulü, o kitabı gönderen Cenab-ı Hak tarafından verilmiş. İşimizi de kolaylaştırıyor. Sorunun kıyamete kadar verilecek tek cevabı Ra'd suresi 43. ayette. Cenab-ı Hak Resulüne de bırakmıyor cevabı. Diyor ki kul, de ki onlara cevaben kefa billahi şehiden beyni ve beynekum. Bir, öncelikle ben size ne iddia ediyorum? Diyorum ki ben Allah'ın Resulüyüm değil mi? Allah beni gönderdi diyorum. Dolayısıyla aslında benim ilk şahidim Cenab-ı Hak'tır. O biliyor benim size gönderilen Resulü olduğumu. Tamam, ama bu muhatap için ne anlam ifade eder? Nasıl ispat edebilir gerçekten bize Allah'ın Resulü olduğunu? İşte ayetin ikinci kısmı da bizi ilgilendiren husus o. Resul ile o Resulü gönderen Cenab-ı Hak tarafı arasında kalmış bir husus. Allah biliyor diyor benim onun Resulü olduğumu. Bir. İki. Ve men indehu ilmul kitab. Ve bir de kitaptan bilgisi olan, kitap bilgisi olan insanlar şahitlik edebilir benim Allah'ın Resulü olduğuma. Bakın, kitaptan bilgisi olmak, kitabi bilgi sahibi olmakla kastedilen nedir? Bu
Allah'ın önceki kitapları, yani Tevrat'tır, İncil'dir, daha önce bütün nebilerine gönderdiği kitaplarda haber verilen, yeni bir Resul, işte yeni bir nebi gelecek, ona inanacaksınız, özellikleri şunlar deyip o kitabın bilgisine sahip olanlar, benim Allah'ın nebisi ve Resul olduğuma şahitlik edebilirler manasına gelebileceği gibi, bu benim size getirdiğim kitabın da bilgisine sahip olanlar benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik edebilir diyor. Yani ben Allah'ın Resulüyüm derken kanıt olarak size ne sunuyorum? Diyorum ki işte Allah'ın beni risaletle görevlendirdiğinin delili. Alın size Allah'ın kitabı. Kim bu kitabı okursa göğsünü gere gere alnının akıyla benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik edebilir. Peki ya önceki kitapları veya bu kitabı okumadığı halde yüzyıllardır ben de şahidim diyebilenler, onları nereye koyacağız?